Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2023 yılı Kasım ve Aralık ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Lütfen soruları ezber yapmayın arkadaşlar. Soruların mantığını kavrarsanız sınavda çok daha başarılı olacaksınız. Kanalımızdaki konu anlatımlı dersleri sınavdan önce mutlaka izleyin. Sizler için özel olarak hazırladık. Ayrıca bu testi bitirdiğinizde kaç yanlış yaptıysanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bize sormak istediğiniz her şeyi yorumlardan mutlaka sorun. Her yorumu tek tek okuyup cevaplıyoruz. Sosyal medya hesaplarımız ekranda göründüğü gibidir. Bizleri takip edebilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen testi çözmeye başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A. Zırhlı taşıt. B. Kamu hizmeti taşıtı. C. Organ nakil araçları. D. Umum servis araçları. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Organ nakil araçları geçiş üstünlüğüne sahiptir arkadaşlar. Yani şıkların içindekilerden ayırt ettiğimiz zaman organ nakil aracı geçiş üstünlüğüne sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır? Şıklara dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Gördüğünüz gibi sola gösteriyor. Bazen sağa da gösterebilir. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Medeni Kanun. B. Türk Ceza Kanunu. C. Karayolları Trafik Kanunu. D. 2872 sayılı Çevre Kanunu. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Karayolları Trafik Kanunudur. Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirilmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikte taşımalıdır. Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? A. İtfaiyeci yöntemi. B. Rentek manevrası. C. Hemlik manevrası. D. Sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız D şık olacaktır. Sürükleme yöntemi. Hangisi yakıt sistemi elemanıdır? A. Yakıt filtresi. B. Endüksiyon bobini. C. Marş motoru. D. Termostat. Doğru cevabımız A şık olacaktır. Yakıt filtresi. Zaten cevabın içinde de kelime mevcut. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? A. Sara, B. Koma, C. Bayılma, D. Halsizlik. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu belirtilerle ortaya çıkan komadır arkadaşlar. Yeni yönetmeliklere göre CE sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz? A. Tır, B. Kamyon, C. Motorlu bisiklet, D. Lastik tekerlekli traktör. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Motorlu bisikleti kullanamaz. Bir kaza anında yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Mevcut araç gereçlerle yapılması. B. Hayat kurtarıcı uygulamalar olması. C. Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması. D. Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi. Aşağıdaki kazazedelerden hangisi kaza yerinden ilk önce taşınmalıdır? A. Ölmüş olan. B. Ağır kanamalı olan. C. Ayağında kırık olan. D. Dirseğinde çıkık olan. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Ağır kanamalı olan hasta ilk önce taşınmalıdır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır atasözüyle trafik adabında hangi yaklaşımı destekler? A. Öfke. B. İhtiras. C. Entrika. D. Konuşma üslubu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Konuşma üslubu. Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir? A. Trafik ışıkları. B. Trafik görevlisi.
C. Yer işaretleri. D. Trafik levhaları. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Trafik görevlisi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Birinci aracı geçmekte olan araç geçilemez. B. Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır. C. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. D. Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz. Bu yanlıştır arkadaşlar. Takip mesafemize dikkat etmemiz gerekir. Aşağıdakilerden hangisi trafikte güvenliği tehdit eden unsurlardan birisi değildir? A. Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması. B. Trafik ortamındaki sürücü ve yayaların artması. C. Kişilik özelliklerinden kaynaklar ister. D. Artan stresli ve güç yaşam koşulları. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Artış hızına uyumlu bir şekilde gerekli yol çalışması ve düzenlemenin yapılması. Bu trafiği tehdit eden unsurlardan birisi değildir arkadaşlar. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Uzağa gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması. B. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması. C. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi. D. Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması. Bu yanlıştır arkadaşlar. Frenleme esnasında aracın bir tarafa savrulması aşağıdakilerden hangisinin bozulmasından kaynaklıdır? A. Fren ayarının, B. Subap ayarının, C. Diferansiyel ayarının, D. Vites kutusu ayarının. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Fren ayarından kaynaklanır arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucu meydana gelir? A. Motorun çekişten düşmesi. B. Endüksiyon bobininin yanması. C. Jigle devresinin çalışmaması. D. Marş motorunun çalışmaması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Motorun çekişten düşmesi. Motorlar soğutma sistemine göre nasıl sınıflandırılırlar? A. Su ve yağ soğutmalı. B. Su ve hava soğutmalı. C. Yağ ve motorin soğutmalı. D. Hava ve benzin soğutmalı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Su ve hava soğutmalı olarak sınıflandırılırlar arkadaşlar. Yani iki çeşit. Su ve hava soğutmalı. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir? A. Bisikletler. B. Lastik tekerlekli traktörler. C. Çekiciler. D. Motorsuz araçlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Çekiciler otoyola girebilir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir? Lütfen şıklara dikkat edelim. Dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Görüyorsunuz yuvarlak ve ortada bir çizgi var. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir arkadaşlar bu tabela. Yine görsel bir sorumuz. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Hızlandırma işareti. B. Geç işareti. C. Yavaşlatma işareti. D. Dur işareti. Doğru cevabımız D şık olacaktır. Dur işareti anlamındadır. Bu tür ışıklı bir cihaz kullanabilir ya da el feneri kullanıyorlar arkadaşlar. Genelde şoföre doğru tutarlar ve kenara çekerler. O anlama gelir bu da. Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Kusturma. B. Bol su içirme. C. Sarımsaklı yoğurt yedirme. D. İçtiği maddeyi sulandırıp verme. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Bol su içirme uygulanır arkadaşlar. Bol bol su içirmeliyiz. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
A. Trafik kurallarına riayet edilmesi. B. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. C. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. D. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Trafik kurallarına riayet edilmesi hak ihlallerinden biri değildir arkadaşlar. Çünkü kurallara uyuyoruz. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Radyatör peteklerinin tıkanmasına. B. Şarj lambasının yanmasına. C. Yakıt tüketiminin artmasına. D. El freninin arızalanmasına. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Çünkü lastikler havası azsa araç zor gider arkadaşlar. Lastiğin havası azsa. Zor gittiği zaman da yakıtı fazla tüketir. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? A. Etrafı temizlemek. B. Kalp masajında kullanmak. C. Yaraları kapatmak ve sarmak. D. Kırıklarda ağrıyı azaltmak. Doğru cevabımız C şık olacaktır. Yaraları kapatmak ve sarmak amacıyla kullanılır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A. Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek. B. Fazla yolcu almak. C. Aşırı yük yüklemek. D. Karşı şeridi ihlal etmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Karşı şeridi ihlal etmektir. Asli kusurdur arkadaşlar. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirtilen levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A 15 metre, B 20 metre, C 25 metre, D 30 metre. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 15 metre mesafe içinde park etmek yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A. İlaçla tedavi etmek. B. Durumun kötüleşmesini önlemek. C. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İlaçla tedavi etmek ilk yardımın amaçlarından biri değildir. Bu bizim görevimiz değildir arkadaşlar. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A. Termostat çıkartılmalı. B. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C. Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D. Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Eskimiş bujiler değiştirilmeli. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A. Klimanın açılması. B. Koltuğun ayarlanması. C. Aynaların ayarlanması. D. Emniyet kemerinin takılması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Klimanın açılması ilk başta yapmamız gereken bir şey değildir arkadaşlar. Benzinle çalışan motorlarda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleşir? A. Fitil ile. B. Kendi kendine. C. Buji kıvılcımı ile. D. Dışarıdan ısıtılarak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buji kıvılcımı ile ateşlenir. Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler? A. Banketleri. B. Yaya geçitlerini. C. Geçiş yollarını. D. Yaya yollarını. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yaya geçitlerini tercih etmelidirler. Bakımı yapılmamış araçlarda yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Radyasyon. B. Hava kirliliği. C. Su kirliliği. D. Toprak kirliliği. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hava kirliliğine neden olur. Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır? A. Aracını durdurmalı. B. Durmadan geçmeli. C. Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli.
D. Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aracını durdurmalıdır arkadaşlar. Kırmızı ışığı gördüğümüz anda aracımızı durdurmalıyız. Aşağıdakilerden hangisi fren lambalarının yanmamasına sebep olur? A. Fren pedalının zayıf olması. B. Fren hidroliğinin fazla olması. C. Fren sisteminde hava olması. D. Fren müşürünün arızalı olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Fren müşürünün arızalı olması sebep olur. Fren lambaları yanmaz arkadaşlar. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem aşağıdakilerden hangisidir? A. Sinir sistemi, B. Hareket sistemi, C. Boşaltım sistemi, D. Dolaşım sistemi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Boşaltım sistemidir arkadaşlar. Dengeyi koruyan sistem boşaltım sistemi. Hususi otomobillere 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A. 1 yıl, B. 2 yıl, C. 3 yıl, D. 4 yıl. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Hususi araçlarda 2 yıldır arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı. Ticari araçlarda ise her yıl yapılıyor muayene. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzaklığa yansıtıcı konulmalıdır? A 5 metre, B 15 metre, C 20 metre, D 30 metre. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. 30 metre mesafeye yansıtıcı konulmalıdır arkadaşlar. En az 30 metre. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir? A. Buji, B. Soket, C. Ampul, D. Sigorta. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yüksek akıma karşı sigorta bizi korur arkadaşlar. Yani aracı korur. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir? A. Geri dönmesini, B. Motoru durdurmasını, C. Harekete hazırlanmasını, D. Biraz sonra kırmızı ışığın yanacağını. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Harekete hazırlanmasını bildirir. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? A. Kırık, B. Çıkık, C. İncinme, D. Burkulma. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Çıkıktır arkadaşlar. Kendi kendine eski haline dönememesi çıkıktır. Aksine bir durum yoksa otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? A 70, B 80, C 90, D 100. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Azami hızı saatte 100 kilometredir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Vücudun bir bölgesinde felç oluşması. B. Nabız atışlarının sürekli hızlanması. C. Bulantı ve kusmanın olması. D. Vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Vücudun bir bölgesinde felç oluşması beklenir. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile iş makinesinin karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. İş makinesi otomobile. B. Otomobil iş makinesine. C. Şeridi daralmış olan diğerine. D. Dingil ağırlığı olan, dingil ağırlığı az olan diğerine. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İş makinesi otomobile yol vermelidir. Devam ediyoruz. Yine benzer bir soru. Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. Hızı fazla olan az olana. B. Şeridi daralmış olan diğerine. C. Lastik tekerlekli traktör kamyonete. D. Kamyonet lastik tekerlekli traktöre. Doğru cevabımız
C şıkkı olacaktır. Lastik tekerlekli traktör kamyonete yol vermelidir. Bu iki sorunun arka arkaya gelmesi güzel oldu arkadaşlar. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır? A. Sırt üstü sert bir zemine. B. Yüz üstü sert bir zemine. C. Sırt üstü yumuşak bir zemine. D. Yüz üstü yumuşak bir zemine. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kesinlikle sırt üstü sert bir zemine yatırılmalıdır arkadaşlar. Yumuşak bir zeminde olmaz. Verilenlerden hangilerinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır? 1. Dikkatin dağılması. 2. Kural ihlallerinin artması. 3. Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün azalması. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktı. 1 ve 2. Yani dikkatin dağılması ve kural ihlallerinin artması. Evet, radyatör kapağın arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? A. Motorun soğuk çalışmasına. B. Motorun hararet yapmasına. C. Fren hidrolinin azalmasına. D. Bijon somunlarının gevşemesine. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Motorun hararet yapmasına neden olabilir? Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasına neden olur? A. Motor yağının kirlenmesi. B. Motor yağının kalınlaşması. C. Karışım oranının bozulması. D. Motorun çalışma sıcaklığına ulaşması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Karışım oranının bozulması siyah renkte duman çıkmasına neden olur. Sırada görsel sorumuz var. Aslında şıkları görsel. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş karayoludur? Lütfen şıklara dikkatli bakalım. Bölünmüş karayoludur arkadaşlar. Hangisi? Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Gördüğünüz gibi ortada çizgilerden belirlenmiş bölünmüş karayolu. D şıkkıdır. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır? 1. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. 2. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. 3. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1 ve 2. Yani sırt üstü yatılıp başın geriye alınması ve sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi yanlıştır. Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır? A. Kasık. B. Koltuk altı. C. Şah damarı. D. Köprücük kemiği üzeri. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Şah damarına basınç uygulanması gerekir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Tabelaya dikkatli bakalım. A. Yolu kontrol etmesi. B. Aracını yavaşlatması. C. Takip mesafesini azaltması. D. Bu bölgeden dikkatli geçmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Takip mesafesini azaltması kesinlikle yanlıştır. Aşağıdaki yerlerin hangisinde araçların park edilmesi yasak değildir? A. Dönemeçlerde. B. Geçiş yolları üzerinde. C. Eğimli yol kesimlerinde. D. Duraklamanın yasak olduğu yerlerde. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Eğimli yol kesimlerinde park etmek yasak değildir. Yine çok tanıdık bir görsel. Her araçta bulunuyor arkadaşlar. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir? A. Motor devri yükseltilir. B. Motor devri düşürülür. C. Araç sürülmeye devam edilir. D. Araç durdurulur ve motor stop ettirilir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Araç durdurulur ve motor stop ettirilir. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. B. Kötü kokulara karşı burnunu tıkama. C. Sorulan sorulara anlamlı cevap verme. D. Gözleriyle hareket eden cisimleri takip etme. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali. Koma halinin belirtilerindendir.
Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A. Kan, B. Kalp, C. Eklemler, D. Kan damarları. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Eklemler dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Şok pozisyonu, B. Sırt üstü yatış pozisyonu, C. Yarı yüzün koyun yan pozisyon, D. Baş geride yarı oturuş pozisyonu. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yarı yüzün koyun yan pozisyonu verilmelidir arkadaşlar. Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A. Hemen tıbbi yardım istenmesi, B. Yaralının hemen hastaneye taşınması, C. Yaralının hemen araçtan çıkarılması, D. Trafik ve can güvenliğinin sağlanması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İlk yapmamız gereken trafik ve can güvenliğinin sağlanmasıdır arkadaşlar. Birinci adım. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? A. Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi. B. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması. C. Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması. D. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi bizi ilgilendirmiyor arkadaşlar. Hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz. Sırada görsel sorumuz var. Aşağıdakilerden hangileri gabari ile ilgilidir? Lütfen 3 şıkkı da dikkatli bakalım resme. Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. 1 ve 2 gabari ile alakalıdır. Diğeri 6T yazıyor. Yani dingil ile alakalı arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir? Görüyorsunuz bir çizgi çizilmiş ve soru işareti koyulmuş. A. Yakıt tüketimini azaltmak. B. Aracın fren mesafesini kısaltmak. C. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. D. Aracın daha çabuk hızlanmasını sağlamak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmaktır arkadaşlar görevi. Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamına göre yurt içi eşya, kargo vesaire taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır? A. SRC1, B. SRC2, C. SRC3, D. SRC4. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. SRC4 olmalıdır arkadaşlar. Yeterlilik belgesi SRC4 olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? A. Yakıt borularının uzunluğu, B. Yağ filtresinin tıkalı olması, C. Yakıt filtresinin tıkalı olması, D. Hava filtresinin tıkalı olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Hava filtresinin tıkalı olması yakıt tüketimine, yani fazla yakıt tüketimine sebep olur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar? A. Diferansiyel, B. Amortisör, C. Rot, D. Yay. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Diferansiyel. Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir? A. Araçların hasar durumu, B. Yaralıların durumu ve sayısı, C. Kaza yerinin açık ve net adresi, D. Kazanın oluş şekli ve yol durumu. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kaza yerinin açık ve net adresi ilk yapmamız gereken şeydir arkadaşlar. Sakin olacağız ve kaza yerinin açık ve net adresini vereceğiz. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur, B. Hızlan, C. Yavaşla, D. Sağ yanaş. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Trafik polisinin elini aşağı ve yukarı oynatmasının anlamı yavaşla anlamıdır arkadaşlar. Yani yavaşlamanız gerekir. Kriköy ile araç kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın motorunu çalıştırabilmek, B. Aracın hareket etmesini engellemek,
C. Araç yakıtının buharlaşmasını engellemek. D. Araç motorunun sarsıntısız çalışmasını sağlamak. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aracın hareket etmesini engellemektir arkadaşlar. Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilirken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur? A. Omuzuna. B. Omurgasına. C. Ayak tabanına. D. Karın boşluğuna. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Ayak tabanına vurulur arkadaşlar. Bu nasıl aklınızda kalabilir? Yeni doğmuş çocukların ayak tabanına vururlar. Vurduğu anda ağlar arkadaşlar. Buradan aklınızda kalsın. Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A. El frenin çekilmesine. B. Motorun durdurulmasına. C. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına. D. Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Acil uyarı ışıklarının yakılmasına gerek yoktur. Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Yüklerin bağlanması. B. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması. C. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması. D. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması yasaktır. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A 15, B 20, C 30, D 50. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. 15 metre mesafede duraklamak yasaktır. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A radyatör, B termostat, C yağ filtresi, D devri daim pompası. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır? A bağlantı yolunda seyrederken, B tek yönlü yollarda duraklarken, C tek yönlü yollarda park ederken, D iki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bağlantı yolunda seyrederken geri gidemeyiz arkadaşlar. Bu yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetim görevlilerinin istemesi halinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? A sürücü belgesi, B araç bakım kartı, C araç tescil belgesi, D nüfus hüviyet cüzdanı. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Araç bakım kartı. Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A. Yüzün yaralanması. B. El bileğinin burkulması. C. Köprücük kemiğinin kırılması. D. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Doğru cevabımız D şık olacaktır. Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi. Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Kaburganın sağ alt bölgesinde 1 santim. B. Karın sol üst bölgesi 3 santim. C. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. D. Göğüs kemiğinin 1,8'lik üst kısmı 7 santim. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Göğüs kemiğinin ortası 5 santim. Bu doğrudur arkadaşlar. Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. B. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi. C. Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması. D. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğini kuvvetlice sıkılması. Bu doğrudur. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? A. Meyve suyu içirilmesi. B. Şoka karşı önlem alınması. C. Yara yerinin soğuk tutulması. D. Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Meyve suyu içirilmesi yanlıştır arkadaşlar. Kesinlikle yapmayalım.
Vücut dokuların oksijen, besin, hormon, bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir. Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir? A. Hareket sistemi, B. Sindirim sistemi, C. Dolaşım sistemi, D. Boşaltım sistemi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Dolaşım sistemi. Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur? A. Aracın hızlı sürünmesi, B. Yayların yağsız kalması, C. Yakıt deposunun dolu olması, D. Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A. Trafik kurallarına riayet edilmesi, B. En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi, C. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması, D. Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Trafik kurallarına riayet edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir? A. Huzursuzluk, B. Baş dönmesi, C. Dudak çevresinde morarma, D. Ciddi ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Ciddi ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk şok belirtilerinden biri değildir. Marşa basıldığında tık diye ses gelip marş motoru çalışmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın el freni çekilidir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. D. Yakıt içerisinde toz veya pislik vardır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Yani akümülatör derken kafanız karışmasın. Akü. Diğer adı da akümülatördür arkadaşlar. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir? A. Marş motoru, B. Elektrik motoru, C. İçten yanmalı motor, D. Dıştan yanmalı motor. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İçten yanmalı motor denir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çakıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak, B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak, C. Çıkan bölge ile kalp arasında turnike uygulamak, D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır? 1. LPG, 2. Benzin, 3. Motorin. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. 1, 2 ve 3. Yani LPG, benzin ve motorun arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A. Kırmızı ışıkta, B. Sarı ışıkta, C. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, D. Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta. Yol kontrol edildikten sonra geçilir arkadaşlar. Birinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? Lütfen dikkatli dinleyelim. 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Evet arkadaşlar, bu sıralama nasıl olmalıdır? Şıkları görüyorsunuz. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı gibi olacaktır. 2, 3 ve 1 sıralamasıyla olmalıdır. Aracın hararet göstergesi çalışmıyorsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiş olabilir? A. Vantilatör kayışı gevşektir. B. Vantilatör kayışı kopmuştur. C. Hararet müşür arızalıdır. D. Su pompası arızalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hararet müşürü arızalıdır arkadaşlar. Aracın elektrik devresinde akım yüksek olduğunda
Eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir? A. Akü, B. Platin, C. Sigorta, D. Alternatör. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sigortadır arkadaşlar. Yüksek akımdan aracımızı korur. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir? A. Sigorta, B. Karbüratör, C. Endüksiyon bobini, D. Marş motoru. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Endüksiyon bobini. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A. Kan, B. Kalp, C. Eklemler, D. Kan damarları. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Eklemlerdir arkadaşlar. Dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. B. Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. C. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. D. Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. Yani kolları ne tarafa açıksa o taraftaki araçlar geçebilir arkadaşlar. O trafik açık anlamına gelir. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? A. Burkulan bölgeye masaj yapılması. B. Burkulan bölgenin sürekli hareket ettirilmesi. C. Burkulan bölgeye sıcak uygulama yapılması. D. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? A. Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması. B. Kimin hangi numaradan aradığının bildirilmesi. C. 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi. D. Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Emekleriniz boşa gitsin istemem. Kanalımda birçok test mevcuttur. Önceki ayların testleri de var arkadaşlar. Mutlaka testleri çözün. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.